Hemen konuğumuza dönelim. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Size de başarılar dileyelim. Siz de parti meclisi adayısınız, üye adayısınız. Önümde biraz birkaç böyle başlık da var. Onlara da değineceğiz ama siz tarafsız bir şekilde adaysınız. Evet, bu sorumda. Bağımsız. Bağımsız bir şekilde adaysınız. Evet. Öyle söyleyelim. Bağımsız aday. Peki, dünün yansıması ve bugün değerlendiriyoruz. Dünden itibaren ve bugüne de geçelim. Nasıl görüyoruz? Şimdi ben tabii biraz siyasette aykırı düşünen bir siyasetçiyim. Çünkü AKP hükümetiyle rutin bir anlayışla ve klasik bir siyaset anlayışıyla baş edilemeyeceğini ve bu kadar işimizin kolay olmadığını gören birisiyim. Onun için aykırı davranılması gerektiğini, çok profesyonel düşünülmesi gerektiğini, CHP'nin her adımının, kurgusunun, planlamasının, stratejisinin çok iyi düzenlenmesi ve düşünülmesi gerektiğini düşünen birisiyim. Ve ben günler öncesinden kamuoyuna açıklamalar yaptım. CHP'nin liderlik sorunu yoktur ama CHP'nin bir yönetim sorunu vardır. Şundan dolayı yoktur. Çünkü CHP Genel Başkanı gerçekten konulara hakimiyetiyle, bilgisiyle, birikimiyle, inanılmaz derecede her konuya hakim olan bilgi ve birikimi donanımı sahip bir genel başkanımız var. Ama mesele bunlara genel başkanımızın sahip olması değil. Bilgiyi, birikimi ne zaman nerede kullanacağı da çok önemli. Bilgiyi, birikimi ve genel başkanın yeteneklerini ne zaman kullanmasına karar verecek olan kişi de genel başkanın kadrosudur. Ve CHP bir lider partisi değildir. CHP bir kadro partisidir. Şimdi bakınız Türk siyasi tarihine işte Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, bunlar hepsi lider partisi ve hepsi iktidar oldular. Hükümet oldular, devlet yönettiler, başbakanlığı aldılar. Ama liderler öldükten sonra o partilerin hepsi yok oldular. Ama CHP 70 yıldır iktidar olamıyor ve 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde, siyasi tarihinde var. Niye var? Çünkü CHP lider partisi değildir, kadro partisidir. Kadrolar ayakta tuttu. Lider hiç önemli değil. İsmet Paşa gibi bir genel başkanın genel başkanlığını elinden alan Ecevit bile aldıktan sonra CHP kendini toparlamış ve iktidar olmuşsa bunu çok iyi algılamak lazım. Tabii önce şunu belirtmekte yarar görüyorum. Bu kurultay aslında benim beklediğim, özlediğim ve CHP'nin olması gereken kurultay değil. 16 Nisan referandum sonuçlarını iyi algılayıp, iyi değerlendirip, biz aslında 16 Nisan referandum sonuçlarına göre partimizin yönetim anlayışını, siyaset yapma dilini, uslubunu ve kamuoyuna karşı çıkarken Türkiye'de yaşanan sorunlara bakış açımızı ortaya koyacak her anlamda reformlarla yeni sisteme entegre olmuş bir parti görüntüsü yaratmamız gerekirdi. Ve bu kurultay 2 günde olmamalıydı. Bu kurultay 3 gün, 4 gün olmalıydı. Önce yeni sisteme göre partimizi nasıl entegre edeceğiz, kadrolarımızı nasıl yenileyeceğiz, söylemlerimizi nasıl farklılaştıracağız, hükümet programını hazırlamalıydık. Demeliydik ki kamuoyuna, evet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazır. Benim ekonomi politikam bu, sağlık politikam bu, dış politikam bu, maliye politikam bu, eğitim politikam bu. Bunların hepsini anlatabilmeliydik. Ve arkasından bir gölge kabineyle çıkmalıydık. Diyebilmeliydik ki benim Dışişleri Bakanım bu, İçişleri Bakanım bu, Milli Eğitim Bakanım bu, bir kadro hareketiyle çıkmalıydık. Bunun geçmişte, tarihte, CHP'de, tarihinde var bunlar. Ben bunları hep anlatıyorum ama dinleyen yok. Ama anlatmaya devam edeceğim. 1950 yıllarda Demokrat Parti'nin baskıcı döneminde, aynen bugünkü gibi baskıcı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi 1959 yılında kurultayını toplar ve Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, Senato'nun açılması, özgürlükler, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması, birçok ilk hedefler belirlemesi kararı alır. 1972'de özgürlüklerle ilgili kararlar alır. Bu kurultayda da burada yalnızca genel başkanını seçen, parti meclisini seçen bir CHP kurultayı olmalıydı. Bu kurultay Türkiye'yi yönetmeye hazır bir kadronun ve söylemin çıkış kurultayı olmalıydı. Ben isyan ediyorum. Çünkü ben kendi bölgemde terör örgütlerine bile meydan okuyacak cesareti gösteren bir siyasetçiyim. Benim kimseye yalakalık yaparak, biat ederek, itaat ederek siyasi beklentisi olan birisi değilim ben. Ben bu örgütümün ve bu partimin sayesinde milletvekili oldum. Bundan sonra benim olmam gereken tek şey var. Partimin vicdanı ve partimin sesi olacağım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği bizim bütün ünvanlarımızın üstündedir. Genel başkanların genel başkanlık ünvanında üstündedir. Milletvekillerin, belediye, herkes partinin kurumsal kimliğine karşı haddini ve yerini bilecek. Ama ne yazık ki bugün bu tablo yok burada. Üzülerek söylüyorum. Genel başkanımızın seçileceği hiç sorun yoktu. Genel başkanlık sorunu çünkü partide yok. Ama bu kurultay böyle olmamalıydı. Ve yine söylüyorum, eğer bu anlayış devam ederse biz yeni umutlar, yeni heyecanlar yaratamayız. Bir de sitem ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 95 yıllık tarihinin 34 yılını yaşamış ve görev almış bir siyasetçiyim. Ve ilk defa bir dönem milletvekili oldum. Bir parti iddialarıyla çıkar. Bir parti bu ülkeyi nasıl yöneteceği kurallarla, umutlarla çıkar. Hep direniş hikayesi dinliyoruz. Ben direniş hikayesi dinlemek istemiyorum.
Ben ülkeyi nasıl yöneteceğim ve nasıl yönettiğimi anlatmak istiyorum. Direneceğiz, direneceğiz. Yeter, bıktık direnmekten. Neye direneceğiz? Nereye kadar direneceğiz? Bir partinin varoluş nedeni direnmek değildir, yönetmektir. Yönetmenin yolunu ve yöntemini geliştirelim. Bunları bulalım. Ama hep direneceğiz, mücadele edeceğiz, dik duracağız. Yok böyle bir dünya. Burası bir sivil toplum örgütü değil, burası bir dernek değil. Siyasi partilerin varoluş amacı ve kuruluş amacı yönetmek üzerinedir. İktidar olmak üzerinedir. İktidar hedeflerini koymuyorsun, yalnızca direniş hikayesi anlatıyorsun. Ben bunlara isyan ediyorum artık. Ve 2019 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Biz bunu göremezsek, buna yönelik kendimizi geliştiremezsek, iki belediye mevzuselinin, bir belediye başkanlığının, iki kontenjan adaylığının peşine koşarsak, bunların hesabını yaparsak yarın torunlarımızın bile vebalını bugünden ödemiş oluruz. Yok böyle bir dünya. Bırakın bunları artık. İşte bunun için de aslında bu kurultay salonu çok önem taşıyor. Yani bütün bu anlattıklarınızla beraber değerlendirince 2019 diyorsunuz. Ne yapmalıyız sorusuna gelince de siz diyorsunuz ki, milletvekili çıkaramadığımız illerde bizim gibi partimizin yönetimlerinde bulunmuş isimler milletvekili adayı yapılmalıdır. Tek tek anlatayım. Tek tek. Bakın. Hı-hı. Şimdi bir partinin siyasi, ben parti meclisi adayım. Genel başkan adayı değilim. Ama bir iddia koyuyorum ortaya. Diyorum ki eğer biz önümüzdeki dönemi bir seferberlik dönemi olarak göreceksek ve iddiamız ülkeyi yönetmekse, hı-hı, önce kendimiz özverili davranacağız. Fedakarlık yapacağız. Nedir bu? Ya bizim arkadaşlarımız Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den aday olurlar. Başka seçim bölgesi yokmuş gibi. Ya Kastamonu bizim değil mi? Çankırı bizim değil mi? Yozgat'ta seçime girmiyor muyuz? Diyarbakır'da seçime girmiyor muyuz? Urfa'da seçime girmiyor muyuz? Şırnak'ta girmiyor muyuz? 40 yıldır buralarda milletvekili seçemiyoruz. Ya dönelim oralara. Bakın ben Ankara'da, İzmir'de yaşıyorum. Gittim Tunceli'den aday oldum. Ve milletvekili seçildi. Şimdi diyorum ki bakın beni Elazığ'a gönderin, Şırnak'a, Hakkari'ye gönderin. Milletvekili ünvanıyla gittiğiniz zaman sizin oradaki karşınız daha farklı. Şimdi görev dönemi. Bırakın bunları. Dün arkadaşlarım bana selam vermiyor, genel başkan yardımcıları. Bunu söylemişim diye. Ben size hakaret etmedim. Size küfür de etmedim. Size dedim ki kardeşim bu parti siz 2 dönemdir, 3 dönemdir milletvekili yapıyor. Partiye vefa borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçemediğimiz illerden gidin. Hep birlikte ben de dahil gidelim, partimizin oyunu yükseltelim. Yani milletvekili seçilmesek bile partimizin oyunu yükseltecek hamleler yapalım. Ben size hakaret etmiyorum ki. Yine ön seçim yapmayalım orada. Merkez oklamasına çok düşkünseniz yine merkez oklamasıyla aday olun. Yani siyasetin iddiaların olması lazım. Ve bunlarla ilgili benim iddialarım var. Mesela ön seçimden asla vazgeçilmemeli. Bir seçim bölgesinde birden fazla kontenjan kullanılmamalı. Bakın ben size çok ilginç bir olay anlatacağım. Yıl 1977. Bülent Ecevit İzmir İl Başkanı'nı çağırır. Der ki ben İzmir'den bir kontenjan kullanacağım. Git örgütünü ikna et. Bir kişi. Ve il başkanı direnir. Sayın Genel Başkan ikna edemem der. Etmelisin der. Efendim diyor, isim söylerseniz diyor belki örgütü ikna ederim. Der ki Ahmet Taner Kışlalı. Çünkü Ahmet Taner Kışlalı milletvekili yapar ve 1978'de bakan yapar. Kontenjanlar böyle kullanılır. Şimdi ben İzmir'e bakıyorum, yol geçen anı. Bulamadığın adamı gönder oradan milletvekili. Bulamadığın adamı gönder İstanbul'dan milletvekili. Herkes Ankara'da kendi ilinden. Herkes seçilecek yeri istiyor. Hı hı. Yok böyle bir dünya. Yazık günah ya, bu partiye emek veren insanların emeğine yazık. Çarşaf liste uygulamasından ve parti içi demokrasiden vazgeçilmemelidir. Kesinlikle. Ki çarşaf liste uygulanacağı belirtilmişti. Bu en demokratik yol ve yöntemdir. Buna tamamen katılıyorum. Diyorsunuz ki iddiamız partiyi yönetmek değil, Türkiye'yi yönetmek olmalı. Aynen. Şimdi bakın, bizim genel merkezdeki arkadaşlarımız o binayı yönetseler ona da razıyız. O binayı da yönetemiyorlar. Bakın dün burada bir skandal yaşandı. Böyle bir rezillik olamaz. Siz bu parti bu hale düşüremezsiniz. Tayyip Erdoğan'ın ağzına malzeme veremezsiniz kardeşim. Burada Muharrem Bey kalktı bir konuşma yaptı. Kardeşim ya imzalara bakacaktın, o konuşma hakkını vermeyecektin. Ya da konuştuktan sonra onun imzası yeterli mi değil mi tartışmaya açamazsınız. Ya bir ayıp bile varsa kendi içinde kapat, biz her şeyi kamuoyunda tartışmaya niye bu kadar meraklıyız? Kapatın ya. Çünkü konuştum aday olarak konuştu. Bitti. O zaman konuşturduysa sen onu aday olarak kabul edeceksin. Onu tartışamazsın. Ama her şeyi tartışıyoruz. Kriz yönetmek yerine krizleri kendimiz yaratıyoruz. Parti yönetmenin iddiasında olmamalıyız. Türkiye yönetmenin iddiasını taşımalıyız. Ve bunun için de diyorum ki MYK üyelerimiz asla ve asla milletvekili ve belediye başkanı olmamalı. Çünkü MYK üyelerinin hedefi bakan olma iddiası olmalı. Ama MYK üyesi bir ilçe belediye başkanlığının belediye başkanlığını hedefin ortaya korsa biz bu ülkeyi yönetemeyiz, geçmiş olsun. Ben bu kadar iddialı konuşuyorum. Özellikle tabii onu tekrarlayalım. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, MYK üyelerinin milletvekili adayı ve belediye başkan adayı olmamaları gerektiği yönünde bunu daha önce bunu de niye söylemiştiniz çünkü. Bunu niye söylüyorum? Şimdi yeni sisteme göre milletvekili olma, bakan olman için milletvekili olmamanız lazım.
bir siyasi partinin, özellikle ana muhalefet partisinin MYK'sı da o partinin gölge kabinesidir, bakanlar kuruludur. MYK'da görev alan arkadaşlarımızın iddiası bakanlık olmalı. Belediye başkanı, milletvekili olmamalı. Siz inanacaksınız ki karşınızdaki seçmeni de inandırasınız. Yani köklü sorunlarımıza. CHP'nin bu şekilde yönetilmesi, yönlendirilmesi ve siyaset yapmasının doğru sonuçlar göreceği kanaatinde değilim. Ben bundan sonra karar verdim. Partimin kurumsal kimliğini korumak ve muhafaza etmek adına partili üyelerimizin hakkını, hukukunu arayan partinin vicdan sesi olacağım. Ben bir daha milletvekili adayı değilim ama partim bana görev versin. Beni Şırnak'a göndersin, Hakkari'ye göndersin, Mardin'e göndersin, Elazığ'a göndersin. Nereye gönderse aday olurum. Partimin oyunu yükseltmek için, seçilmek için değil. Ben hiçbir İstanbul, Ankara adayı değilim. Ben partimin 40 yıldır milletvekili çıkaramadığı yerde partimin oyunu yükseltmeye ve oyunu artırmaya talip ediyorum. Bizler seferberlik dönemi olarak görmeliyiz diyorsunuz önümüzdeki süreci, partimiz ve bizler. Dolayısıyla bu kurultaydan çıkacak mesaj çok önemli. Gençlik, şimdi gençliğin pankartı da ekranımızdaydı. Gençleri de gördük burada. Yani gençlik örgütünde de mesela o yarış vardı. O demokrasi havası orada da hakimdi. Gençler, kadınlar hep birlikte, yani o seferberlik mücadelesini vurguluyorsunuz. Aynen. Sizde. Herkes, herkes. Bu mesaj mı çıkmalı? Yani son olarak bir toparlayarak. Şimdi bir defa bu dönem bir seferberlik dönemi olarak görülmelidir. 2019 seçimleri erken seçim olmazsa, normal sürecinde olursa, parti politikalarıyla, söylemleriyle, yönetim şekliyle, siyaset diliyle, her şeyle kendini revize etmeli. Şimdi düşünün, biz devleti kuran partiyiz. Ama üzülerek söylüyorum, devlet geleneklerinden ve devlet dilinden uzaklaşmışız. Devletle çatışmayı bir siyaset haline dönüştürmüşüz. Tam tersine devletle çatışmak yerine biz kamuoyuna devleti nasıl yöneteceğimizi anlatmalıyız. Burada eksikliklerimiz var, hatalarımız var. Geçmişten gelen klasik siyasetten anlayışını bu dönemde revize ederek, yeni sisteme entegre ederek yeni bir umut hikayesi yaratmamız lazım. Direniş hikayesi değil, umut hikayesi yaratmamız lazım. Bu partinin sorunu bu. Genel başkanımıza bu kurultay sürecinde delegelerimiz yine destek verdiler. Hep birlikte güç verdik, destek verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni bir başarı hikayemiz, yeni bir umut hikayemiz yaratılır. Topluma güven veririz. Aksi takdirde bu mantık devam ederse bu kurultaylar daha çok toplanır. Biz sizinle daha çok röportaj yaparız. Bu sorunlar daha çok tartışırız. Peki, bağımsız adaysınız. Tekrar edelim hemen. Ha, şunu da söyleyeyim. Ben, sayın genel başkanımız dahil hiçbir adayın ve hiçbir oluşumun, grubun beni listeye almasını talep etmedim ve istemedim. Çünkü ben liste yarışlarına karşı çıkamıyorum. Siz daha önce de bundan önce de bağımsız seçilmiştim. Çünkü şuna inanıyorum ben. Genel başkan herkesin genel başkanıdır. Genel başkan üyeler arasında taraf olmamalıdır. Ama genel başkan çalışma arkadaşlarını seçmeli mi? Evet, seçmelidir. Bilim kurulu da zaten o yetkiyi genel başkana vermiştir. Bunun sayısı çoğaltılabilir. Ama genel başkanlar ve adaylar liste çıkarılmamalı. Tam tersine adaylar kendisini daha önceden örgütlere tanıtmalı ve buraya gelen insanlar buradaki çalışmaya göre oy vermemeli. Yani beni kim iyi temsil ederse tercihini öyle kullanmalı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gürsel Bey, sağ olunuz. Başarılar dileyelim size de. Sağ olunuz.